Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yamukta uzunluk arkadaşlar. Yamukta uzunlukta ne yapacağız? Daha öncesinde daha önceki videoda da söylediğim gibi yani benzerlik varlığı şeyler tabii karşımıza gelebilir. Ya yani dik üçgen, üçgen, üçgenle ilgili işlemler kesinlikle karşınıza gelecek. Özel açılar geldiğinizde geldiğinde dik falan çizme işlemleri yapabilirsiniz. Hem açı hem kenar işin içine girdiğinde bir de ne demiştik? Şöyle bir paraya kenar oluşturmanızı söylemiştik arkadaşlar. Örnekler üzerinde burada açıklamalar var zaten birkaç tane. Bu arada ort taban çizgisi de anlatılmış burada e, gösterilmiş. Ort taban çizgisi de e, iki, iki, yan kenarın tam ortasından çizilen çizgiye ort taban çizgisi diyoruz. O da toplamlarının yarısına eşittir arkadaşlar. E, ort tabanla ilgili bir özel durum vardı. O da daha sonraki durumlarda söylenecek galiba. Bu videoda söylemeyeyim isterseniz onu. Ort tabanla da ilgili şöyle bir örnek soru var. İncelemesini yaparsınız. Evet biz şimdi birinci soruyla çözümlere başlayalım. Gençler özel açı var mı burada? Var. E o zaman özel açı varsa özel açı mantığını kullanacaksın. Hocam 45 sayı bak burada buraya yoğunlaştım. Şurada 45 hemen bir tane dik çizdim. Hop şöyle 90. 45 45 90 üçgen 6 kök ise 6 6. Hocam 30'un mantığını kullanmak için de hop şöyle bir dik çizersek. E şunlar paralel olduğundan dikdörtgen 6 ise burası da 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ı karşısı kaç çıkar? 12 çıkar. Evet cevabımız 12 oldu. Yani birinci soru Balıkesir oldu. Geldik 2. Bak açıyla kenar aynı anda işin içine girmiş mi? Girmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Açı girmiş mi hocam? Girmiş tabii ki bak. ADC açısına alfa dersen ABC açısı alfa artı 90 oldu. ABC açısı. ABC. Evet buradaki açı alfa artı 90 olmuş. E biz ne yapıyorduk? Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde paralel kenar oluşturuyorduk. Evet paraya kenar oluşturalım. Hocam şöyle bir paraya kenar oluşturacak olursak. Hocam burası alfaysa burası da alfa. Paralelitten dolayı. Hatta 9 ise burası 9. X ise burası X mi? Evet. Hocam Z'den dolayı burası da alfa yapar. Aa, tamam alfa artı 90. Dozan buraya 90 derece mi kaldı? Evet. 9, 12, 15 üçgeninden 15'tir. Tamamı 17 olduğundan X'e kaç kalır? 2 kalır. Dolayısıyla ikinci soru edremit oldu. Geldik 3'e. Bir otoyolun kenarına yola dik konumlu yerleştirilen şekildeki aydınlatma direği lambası yandığında yolun genişliği kadar e, olan bir bölge aydınlatmaktadır. Aydınlatma direğinin ve aydınlattığı bölgenin yol üzerinden görünümü şekilde göstermiş olup ABCD noktaları düzlemseldir. Evet şu şekilde aydınlatıyormuş arkadaşlar. Şuraya kadar kısım 6 buraya kadar kısım 4. E, aslında burada ne çıktı? Karşılıklı kenarlar paralel yamuk aslında bu. E hocam bu yamukta ne yapacağız? Şöyle paralel kenar değil de bak bu sefer dik yamuk olduğunda dik dörtgen oluşturuyoruz. Dik dörtgen oluşturduğumuzda 4 ise burası nedir? 4. 6 ise burası 6. Aa hocam dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Yani 6'nın karesi bu çarpı bu. Şuraya A diyecek olursak 6'nın karesi 4 çarpı A'dan dolayı 36 bölü 4'ten A'yı buradan 9 bulduk. Ve ADX isteniyor bizden. X de neye eşittir arkadaşlar? 9 artı 4'ten 13'e eşittir. Evet cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. İkiz kenar var. Dayanamam. Hemen tabanda mevcutsa, hop tabana ait yüksekliği çizerim. Tabana ait yüksekliği çizdiğim zaman ne çıktı? 32 parçaya bölecek. 15, 15. Yani şuraya kadar kısmı 15 oldu arkadaşlar. E, 15, 17'e üçgeni 8. 15, 17'den 8 çıktı. Hocam onu kullanacağım. E, dik yamuk geldiğinde de biz içeride dik dörtgen oluştururuz. O dik dörtgeni de şurada oluşturacak olursak arkadaşlar. Soru bitti mi? Bitti. Çünkü niye? X ise X, 8 ise 8. Hocam tamamı zaten şeyde ya da 8 10 ne üçgeni buradaki Pisagor bağıntısından 6 8 10 üçgeni tamamı 15'ti. X'e kaç kaldı? 9 kaldı o zaman arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Arkadaşlar bak eşitlik var. Nasıl ki üçgenlerde eşitlik gördüğünde orta taban çiz dediysek yamukta da öyle arkadaşlar. Alanda biraz farklı oluyor ama alan konusuna geldiğimiz daha söyleriz. Ne yapacağız? Hop şu orta taban çizelim. Orta taban çizgisi eşitlik varsa Şunlar birbirine eşit midir? Evet. taban çizgisi nedir? Şu iki sayının toplamının yarısıdır. 20 bölü 2'den 10'dur. Hocam 10 ve 8 var. 6, 8, 13 kendinden 6 çıktı. E burası da 6. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Hmm, bak burada vermiş. Ama öncelikle ispatıyla yapayım isterseniz. Ya da direkt söyleyelim arkadaşlar. Biz bunu çok kullanırız. Yamukta açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde kesir. İlk soruda ispatıyla yapayım. Sonrakilerde normal yaparım. Arkadaşlar şu paralel ya şu paraleli uzattığımız zaman bakın şimdi. Z'den dolayı çizgi açısın burası çizgi. Bak e, burada da Z'den dolayı nokta açısın burası nokta. A hocam noktaya nokta eşide eşit. Çizgiye çizgi. Burada da ikizkenar var. A ne çıktı muhteşem şu. Hatta burada kaçta 90 derece olmuş oldu arkadaşlar. Yani burası 10 mu oldu? Şurası 10 10 olduğundan 10 oldu. E şimdi bu çizgi ne çizgisi? Orta taban çizgisi ve toplamda kaç burası? 21. Hocam 21 neye eşittir? 21 şu ikisinin toplamının yarısına x artı 12 bölü 2 eşittir. 42 eşittir x artı 12 olduğundan x'i buradan kaç buluruz? 30 buluruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle akçay oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Bakın gençler m açı ortaya yükseklik bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenardır ve tabanı iki eşit parçaya böldü mü böldü. Aynı şekilde hocam bu da açı ortaya bir yükseklik bu da ikiz kenardır. 7 ise 7 bu da tabanı iki eşit parçaya böldü mü böldü. Şimdi bizden AB uzunluğu isteniyor. Hocam şu x'i bulursam soru bitti. Bakın şuradaki dörtgen bir yamuk değil mi arkadaşlar? Evet buradaki dörtgen bir yamuk olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Alt tabanın şu x'in toplamının yarısı. 9 artı x bölü 2 kaç eşit olmalı? 5 eşit olmalı. 9 artı x eşittir. Ondan x'i buradan 1 bulduk. Evet x 1 ise toplam burası kaç yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Yani 7. soru böylelikle denizli çıktı. Ve 5. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 6. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.